Selamlar. Minecraft Bytefall'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Pek bir şey yapmadım bölüm arasında. Yalnız bölüme başlamadan önce ben gideyim şu yukarıdaki gemiyi bir getireyim diye düşündüm. Artı şunun vantımızın içindeki fiilleri bir yükselteyim. Yine şu arkadaşı bir çalıştıralım artık. Alchemical Construct'ta. Ve bakalım Ethereal bloğu çıkartabileceğiz mi? Yalnız geçen bölüm sonunda bir şey unuttum. Ona da bir bakalım. O Ender lilyleri ekmiştik. Ben de merak ettim. Büyüyorlar mı? Yani yeterince karanlık mı orası? Çünkü Ender lilyler sadece hafif karanlık ortamlarda yetişiyorlar. Bombayı basmayı denedik ama kabul etmedi. Oh, evet. Bu 157'ye gelmiş. 43, 14, 14. De orası daha mı karanlık anlamadım. Bu arada burada ore berilerim var. Alüminyum ve tin. Hatta büyümemiş. Tamam öyleyse. Dediğim gibi ben şu üstümü bir boşaltayım. Bu arada belki o Floating City'deki o 3-4 tane sandık vardı. Onları da boşaltır getiririm. Eğer içinden kayda değer bir şey çıkarsa. Onları da sizinle paylaşırım. Şunların hepsini buraya atayım. En azından üstüm boş olur. Sen de git hadi mana spreader. Cam. Dey bulumlar üzerinde durabilir. Siz de üzerinde durun. Şu şekilde. Dediğim gibi ben şu vantı bir doldurayım. Kapasitesini tamamen. Şu uçan gemiyi de getireyim. Onun için de yukarı kumla çıkıp kumu daha sonra temizlerim. Şöyle. Bu kadar yeter herhalde. O kadar da yüksekte değildik. Az sonra görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz. Dediğim gibi şeyleri yaptım. Yalnız burayı şu anda ikinci çekim. Normalde ben bölümü çekip bitirmiştim. Yalnız edit yaparken gördüm ki ne ses kaydını almayı unutmuşum. O yüzden yaptığım çoğu şeyi sizin için bir daha yapacağım. Burayı getirdim. Bu sandıklara baktım aslında bir önceki çekimde. Yalnız tekrardan göstereyim. İçinde çoğunlukla işte barut, kemik, çürük et, ip, o tarz şeyler vardı. Çoğunu aldım. İşte fire charge'lar falan vardı. Bunu da disable yaptım yani uçmuyor şu anda. Ben tekrardan aktif edinceye kadar. Bu arada silver wood wand'ı yaptım. İşte asanın uçlarını hallettim. Ama ve lakin bütün çekim gittiği için hepsini tekrardan yapacağım. Bu arada wireless access point falan hazırladım. Mi sistem için. Bunların hepsini videoda anlatmıştım ama yani bunları tekrardan yapmak zulüm. O yüzden yani bunları yapmayacağım. Mi interface falan yaptım. Yani bunları zaten şeyden bakıp Mi interface diye yazıp zaten buradan yapabilirsiniz. Şu şekilde formation core lazım. Annihilation core lazım. Bunlar böyle. Yalnız bunun son parçaları var. Bu arada bunu da hazırladım. Wireless terminal. Bunun için charger'a ihtiyacım var. Buna enerji yükleyebilmek için. Artı son bir de security port. Security terminal lazım. Yani güvenlik. Güvenlik terminali olmadan çünkü bu çalışmıyor. Onları falan yapmak istiyordum aslında. Ama tekrardan birinci şeye geri geleceğiz. Ne derler bu vant yapma işine. Onun için bana onlar oradaydı. Bana başka ne lazım? Buraya mı koydum acaba? Buraya koymamışım. Normal bunun tamium nuggetleri olması lazımdı. Gördüğünüz gibi burada zaten iki tane yaptım. Silverwood rotu da yaptım. Ama dediğim gibi yani video yok olduğu için mecbur bunları bir daha sizinle birlikte yapmak istiyorum. En kötü ihtimalle şuradan iki tane üzerime alayım. Eğer onları bulamazsam. Ya bu basit olanı. Şu şekilde. İki tane cap yapıyorsunuz. Şu şekilde. Bunda zaten yeterince güç yok. Bunu kullanmıyorum. O masada dursun diye bırakıyorum. Bir ve iki. Yalnız bu yeterli olmuyor. Yani yapacağım şey için.
Bunu bir de üst seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Onu da şöyle göstereyim. Bunu Salis Mundus'la bir üst seviyeye çıkartmanız gerekiyor. Bu da Arcane Infusion'da oluyor. Onun için de 6 avram, 12 potansiyel lazım. Onları kullanmıştım. Tekrardan yapmam gerekecek o avramla potansiyeli. Avramı nereden almıştım? Nether Ward'lardan aldım herhalde. Değil mi? Şuradan bakalım bir avramı nereden almışım. Ha, o Astral Silver'dan almıştım. Yalnız Astral Silver burada var mıydı? Bu Circlace yok. Silver diye baksam yok. Silikon var, silver boot var. Maalesef onu yapamayacağız herhalde ikincisini. Şuraya bakayım Astral. Astral Silver Ore bir tane var. Buradan yeterince şey çıkmaz. Bu bir taneden en fazla iki yapabilirim. Pulverizer'ını bir geçirelim bakalım. Yoksa biraz daha maden yapmam gerekiyor. Bir tanesinin içinde ne kadar vardı ona bir bakayım. Bir tane var. Doğru 12-13 tane bundan eritmiştim. Yapacak bir şey yok. O gösterdiğim şekilde. Şuradaydı. Aynen gösterdiğim şekilde bu kapları ortaya koyuyorsunuz. 3 tane 3 tane Salis Mundus ve şu esansları makinenin yakınına koyduğunuz zaman zaten bu esansları alıyor ve yukarı yolluyor. Ha bundan ileriki zamanlarda mutlaka bir tane daha yapacağım. Ama yani şu anda gidip Astral Silver şey yapmak istemiyorum. Bu videoyu da bugüne yetiştirmem lazım. Normalde çekip hazırlayıp kenara koyduğum bir videoydu. Test için kendim izlerken baktım ki ne ses kayıtları yok. Yani ses kaydı var da ben mikrofonu kapatmışım. Üstüne konuşayım dedim. O da çok saçma oldu. Yani video orada oynarken de ben anlatayım ne yaptığımı. O yüzden bu şekilde bıraktık. Bunu yapabileceğim mi? En azından rotunu yapalım. Silver Wood Wand. Balans şart lazım. Geri kalan şartların hepsi var. 9, 9, 9, 9, 9. Hepsinden 9'lar lazım. Hemen bir bakalım. Son esans durumumuz neymiş? Tera yeterince var. Tam 9 yeterince burada var. Ateş 1 kalmış. Su var. Orada 6 kalmış. Prekensiyon nerede? Ha buraya koymuştum onu. Bunu tamamen bitirmişiz. Bunun içinde ne var? Hiçbir şey yok. Onu nereden almışız? Dediğim gibi hepsini ayarladım. Ona göre yaptım. Nether Ward'dan falansa onu yapabilirim. Tamam, Nether Ward'da varmış. Artı şartların içinde varmış. Bana 9 lazım zaten. Tamam, onu hallederiz. Hemen gidip Nether Ward getireyim. En azından bir defa çalışmasını göstereyim size. Bu arada mumlarını falan yaptım etrafına. Yani simetrik bir şekilde yap demişti. Yani kitap bana. Böyle yaptım. Yani kafa falan yok. Kafaları da kenarlara koy diyordum. Ama yani şu şekilde bir tarafa nasıl yaptıysam öteki tarafa da aynı şekilde yaptım. Mumları koydum. Yalnız bütün renklerim olmadığı için bu renkleri kullanamıyorum. Ya da bu Botanya'nın çiçeklerinin renklerini kullanmam lazımdı. Onlara da gerek görmedim. O mumları yapmak için de şöyle bir şey lazım. Şu. Magic Tallow. Bu da iki magic. İçine bir tane Rotten Flesh yani çürük et attığınız zaman bundan oluşuyor. İki tane üst üste koyup üstüne de bir ip koyduğunuz zaman o mumlardan oluşuyor. Mumun yanına herhangi bir renk koyduğunuz zaman o renkteki muma dönüşüyor. Sadece makine biraz daha stabil olması için öyle yaptım. Çünkü bir defa bütün malzemeleri dışarı fırlattı. Hepsini tekrardan yakalayıp yerine yerleştirdim. Gerçekten bazı durumlarda stabilliğini kaybediyor. Onu da görmüş oldum. Bu arada gittim biraz daha rukumu topladım şeyden volkandan. Yine daha fazla bundan elde edeyim diye. 37 tane. Şimdilik bana yeter. Bu arada onu daha sonradan gördüm. Ha bana ordu da lazım. Ona da bir bakayım da hemen. Ordu'yu nereden? Bir de ateş. Ama ateş bunun içinde vardı herhalde. Şöyle bir bakalım.
Yok bak, ateş bunun içinde yok. Orada, orada, orada. Bir de ateşi nereden? Ateş tamam. Ateşte. Onda nedir bir şeylerden? Nedir eklerden çıkartabilirim? 32 tane alalım. Tamam. Ha, o arken alembikler içinde 32 tane tutabiliyor. Onu da sonradan gördüm. Ha, orduya bakacaktık. Karıştırmayalım işi. Silverwood da var diyor. Şu ne ki ne? Siyah. Olmazsa biraz Silverwood eriteceğiz. Yapacak bir şey yok. Oraya ulaşabilmek için. Şu arcane alembik dediklerim de, şimdi 4 tane üst üste koymuştuk ya onlar. Onlar içinde 32 esans tutabiliyor. 33. aşağıda beklemek zorunda kalıyor. O da çok karışıklığa neden oluyor. Yani 64 tane atıp da eritebilirsiniz ama 32'nin katlarından giderseniz her zaman sağlam olur. 1, 2, 3 tane tabii. 2, 3. Tamam. Şöyle 32 tane ben bundan eritelim. Sen bir gel Elaz. Şurada bekle. Buradan ateşi alacağız. Bir de şöyle bir şey gördüm. Ha, bunun içinde magic de var. Ha, tamam gel. Yo, zaten magic için almıştık bunu. Dolayalım ben bunun içine. Ha, bu arada Google of Revealing'i çıkarttığınız zaman hiçbir şey gözükmüyor. Yani bu gözlükleri takmanız lazım ki ne? Nerede ne kadar birikmiş görebilirsiniz veya bunun içinde ne kadar var anlayabilirsiniz. Son 6. Bu arada bir tane kömür aşağı yukarı 40, 44 tane falan malzemeyi eritebiliyor. Yalnız bunun içinde sadece kömür kullanmanıza gerek yok. Odun falan da koyabiliyorsunuz. Odun da şey yapıyor. Bu şu anda doldu mu? 26, 25. Daha bunun içinde var. Yavaş yavaş yukarı yolluyor. Gelen hemen buraya geliyor. 32. Tamam, bitmiş olması lazım. Tamam. Bir de şöyle bir şey gördüm. Bu da bayağı yararlı. Herba 32 tane varmış. Herba. Herba dolu. Herbadan şu anda lazım değil. O yüzden shift sağ tıkladığınız zaman direktman içini boşaltıyor. Üstteki ne? Üstteki de bu. 25. Ya da gelip bununla herhangi bir şey yapmadan sağ tıkladığınız zaman içini direktman jarın içine alıyor. Yani bütün bu borulara belki de gerek yokmuş. Onu da daha sonradan gördüm. Gördüğünüz gibi 57 oldu. İçini doldurdu tamamen. Şimdi bana şey lazım. Ateş. Yalnız bunun içindeki tera 2'ymiş. O yüzden tera dolacak az sonra. Bana lazım olan ateş. Yukarıdaki şimdilik lazım değil, onu boşaltabilirim. Gördüğünüz gibi şu anda 5 var ya. Direkt içine aldım. 1. Sürekli alabiliyorum yani. Bana 9 lazım zaten. Kaç olmuş bunun için? Tam 9. Tamam. Ordu. Ordu için Silverwood. Bir ordu var. Ama bana kaç tane lazım? 9 tane lazım. Ha, bunda da şey varmış. Şu 13'ü eritelim öyleyse. Şunun işi bir bitsin. Bu dolacak şimdi. 32 olduğu zaman duruyor. Gördüğünüz gibi artık almıyor. Bu da burada duruyor. Bu bunu buraya boşaltamadığı için yukarısı da ilerlemiyor. Yukarısı da 32 oldu. Bunu son 6 alabilirim. Şu 6'yı alalım. Geri kalanını Terayı alabileceğim. Burada 38 varmış.
Bir şey daha göstereyim size. O da kitaptan. Bunu direkt dijital depolamaya yollayabiliyormuşsun. Ama nasıl oluyor bilmiyorum. Burada anlatıyor biraz ama by infusing Certus quartz with concentrated essence it will gain ability to store essence. Yani Certus quartz'la diyor konsantre esansı birleştirirsen diyor esans depolamana yarayabilir diyor. Gördüğünüz gibi 1K Essentia Storage, 16K Essentia Storage, 64K. Yalnız şunlar bildiğim kadarıyla nodeları kırdığınız zaman size geliyor. Ama esansı başka türlü kristalize edebiliyoruz mu onu bilmiyorum. Onu araştırmam lazım. Bir de yani bunu Mi sisteme depolamak istiyor muyum? O da ayrı bir konu. O kadar çok Timecraft'tan da ilerlemek istemiyorum. En kötü ihtimalle down makinesini yaptıktan sonra yani etrafı 128'e 128 alanı temizleyebildikten sonra zaten Timecraft'la fazla ilerlemeyeceğim. Bunun sonra görevleri yapıp gezegeni temizleyebildiğim kadar temizleyip paketi bitireceğim. Ne oldu son durum? Boşaldı. 16 daha kalmış burada. Sen doldun. Sen de dolusun. En fazla ateşi alabilirim. Ateş var mı daha? Ateş yok. Sadece bu kalmış. Tamam. İkisini de boşaltacağım. Shift. Shift. Şimdi seni yakalım. Buradan bana ne verecekti? Ordo. Seni verecekti. Bir şey daha verecekti ama. Bu ağaçtan da 122 tane 64 dolu var. Ha, arkada bir tane daha varmış. Tamam, onu da alabildiğim kadarını alayım. Şu anda 64 dolmuş olması lazım bu. 58. Onu da boşluğa yollayacağım. Hop, sen değil. 58 diyor. Az önce yanlış şey mi tıkladım ben buraya? Tamam, 64 doldu. Esansları yukarı yolluyor. 13 bu tamam. 13 bu da tamam. Son bu kaldı herhalde. 16. 17. Boşalt. Boşalt. Tamam bunlar empty. Şimdi bana bir tane hepsine birer tane lazım. Bir tane sarı. Bir tane kırmızı. 3 4 5 6 renk artı bir tane de şey yapmak için adı aklıma gelmedi şimdi. Burada en son bunu şey yapmışım. Bunu atacağım. Değiştireceğim. Balanced şart lazım. Tamam. Bütün elementlerden ikişer tane lazım. Ana elementlerden. Sen ana element. Sen ana element. Sen ana element. Su. Hava. Son şimşek. Tamam işte bunu istiyorum. Havayla başla diyor. Hava. Yapma havadan da tam 9 tane varmış. E hadi. Hadi ama. Yok. Havayı aldı. Hava eksildi şimdi. Hava bana burada lazım 9 tane. Burada ne varmış? Ha burada bir. Ha doğru en son bunu yaptığım için. Dediğim gibi bunu bulabilmek zor şimdi. Yani Astral Server lazım. O yüzden onu yapmıyorum.
Hava tamam. Şimdi su. Su elimdeymiş. Gördüğünüz gibi bu makine böyle çalışıyor. Hangi sıralamayla istediğini size gösteriyor. Siz onu makineye veriyorsunuz. Sen de tamamsın. Üçüncü olarak ne istiyorsun? Ateş istiyorsun. Ateş burada. Ateşi de aldı. Şimdi ne istiyorsun? Ordu. Ordu bu. Ondan sonra tera mı istiyorsun? Yok şimşek. Terayı hiç istemiyorsun. Şimşek burada. Yanlış zaten. Bu da değil. Allah Allah. Ha, bu. Gördüğünüz gibi bütün iksirleri verdiğiniz zaman içinde de şuraya katalisti koyduğunuz zaman direktman yapıp hazırladım diyor veriyor. Şimdi sen tamamsın. Bunların hepsini kenarlara koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bunu simetrik şekilde koyamıyorum. O yüzden 7 taneyi koydum. Ortaya bir tane silver wood istiyor. Ama plank mi? Wood mudur? Bir daha bakalım da. Yanlış olmasın. Ha, lock. Tamam, kütüğün kendisini istiyor. Şöyle ortaya onu koyuyoruz. Esansları da buraya dizeceğim. Yalnız hava eksik herhalde. Tamam, şimşek var. Şuraya koyduk şimşeği. Bunu da simetrik koymanıza gerek yok. Hava eksikti değil mi? Evet. Burada 9 tane var. Sana gerek yok. Senden istiyordu. Ateşi koyduk. Su yeterince var. Senden yeterince var. Ordo yeterince var. Bu tera yeterince var. Sadece hava. Tüyden elde ettiydim herhalde havayı ya. Ya da halıdan. Ha, eğer. Ha, sugarcane'den. Tamam. Hemen o yakın. Fazla da ihtiyaç ama. Boşuna da şey yapmayalım yani. O kadar kömürü harcamayalım. Sen hemen şuradan bana bir hava üret. Sen gel. Şuradan bana şu kadar yeterli. Geri kalanı daha sonra alırım. Her şey tamam mı? Her şey tamam. Sadece gidip wand'ımıza tıklayacağız. Wand'da herhangi bir enerji olmasına gerek yok. Çünkü bütün lazım olan malzemeler burada. Hadi hayırlısı. Başlattık. Şu anda esanslar almaya başladı. O belirli bir sırayla alıyor. Yalnız burada benim dikkat etmem gereken flux oluşuyor mu? Herhangi bir kötülük oluşuyor mu? Patlama olacak mı? Şu şartlar dışarı fırlatılacak mı? Çünkü esanslar aldıktan sonra bir yerden sonra o şartları moleküllerine ayırıp içine çekiyor. O yüzden etrafında dolaşıyoruz. Ama kristaller umarım yani o stabiliteyi sağlarlar. Hala esansları alıyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kristalleri parçalamaya başladı. Ama bazen işte dışarı fırlatıyor bu kristalleri. Hemen yetişip yerine koymam gerekiyor. Veya yedeği elinizde olması lazım. Ama ben şu anda yedeklerini almadım elime. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Tamam. Şu anda bitirmiş olması lazım ve bitirdi. Herhangi bir problem olmadan. İlkinde bir iki defa dışarı atmıştım. O zaman kristaller yoktu. Şu şekilde Silverwood rod yaptık. Bunun da etrafına işte bu tamyum kaplardan konacak. Ama o tekrardan burada salismunduslarla birleştirmesi lazım. 3 tane salismundus artı esanslarla. Yalnız işte o esanslardan şu arkadaşı elde etmek için Astral Silver'a ihtiyacım var. Onu da o Ent Adası gibi bir şey vardı ya. Oradan kazaraktan buldum 12 tane. Onları getirip burada parçaladım. Astral Silver'dan çıkıyor. Ama şu anda elimde Astral Silver yok. Yani gökyüzü gümüşü. Bu iş böyle. Şimdi gelelim bunun ikinci aşamasına. Daha sonra bunu birleştirmek istedim. Silver Wand'ı. Onu da şöyle göstereyim. Ben neden bu kadar acıktım ya?
Bu arada bayağı bir şeyler yaptım ama yani neler yaptığımı da unuttum o bölümde. Ha şu arada 12 tane çiçeği de buraya ektim. Burada yine 2 tablet daha kenara koydum. Bir sonraki bölüm çünkü şeyden devam edeceğiz. Botanya'da. Artık biraz Tamcraft'a ara vermek istiyorum. Bir dahaki bölümü en fazla şey yapabiliriz. Nohutları buraya taşıyabiliriz. 2-3 tane daha araştırma yaptım. O araştırmaları nasıl yaptığımı göstermiştim. Yani kitapta aşağı yukarı açılmadı, geri bırakmadım. Buraya ne için gelmiştik ha? Bakın ben burada 2 tane zaten şarj ettim. Zaten bundan bir tane daha yapmıştım. Şimdi ikincisini yaptım. Bunun biri daha burada durabilir. 2 tane asa her zaman için iyi. Biri masada kalır. Biri elimde tutarım. Gördüğünüz gibi 54 istiyor. Ama benim şeyimin kapasitesi 50. Yalnız bunu buraya koyduğum anda hepsi 48,6'ya düşüyor. Bu neden? Düşündüm. Sonra dedim ki ne? Bu Towncraft'ın kendi elbiseleri var. Eğer bu elbiseleri yaparsan %2 daha ucuz oluyor. %2, %1, toplam %5. %5 de gözlükler veriyor. %10. Artı bunu kullandığım için 100 yerine zaten 89. Yani toplamda bütün indirim %89 olarak gözüküyor. Yani şurada kapasite 50, 89 AVG fiskos diyor. Yani average. Yani ortalama %89 maliyetine şey yapacaksın. Normalde işte ben bu kapasiteyi tamamen 50'ye kadar doldurmuştum ama yani video gidince tekrardan gidip doldurmam gerekiyor artık. Yani bir sonraki bölümde ben bunu yapmış olurum. Sadece bunu işte böyle yerleştirip kapasiteyi hepsini 48'e getirmem lazım. 48,6'ya. Ha artı bir de buradan indirim alıyorum. %1 indirim de buradan alıyorum. Bu da %1 sadece havaya indirim veriyor. Böyle üzerinizdeki eşyalarla indirim elde ediyorsunuz. Yoksa yani 54'e ulaşabilmem imkansız. Tamam. Bu işi ben bölümden sonra yapacağım. Bir sonraki bölümde onu yapmış olurum. Artık kapasitemi %100 çıkartmış olabiliyorum. Bunu yaptıktan sonra. Ondan sonra da nohutları taşıyabilirim. Biz gelelim buraya. Şimdi ilk önce bir charger yapacağım. Şu wireless terminal'ı şarj edebilmek için. Tamam, 2 tane flux. O basit. Hemen yapalım onu. Şurada charge it. Bunlar mıydı? Bir tane alınca 2 tane veriyor zaten. Bir tane nedir? Quartz, bir tane de redstone dust. Ha, bu zaten varmış üzerimde de. Şöyle hemen. Üçünü yan yana suya attığınız zaman 2 tane veriyor size. Yani charged quartz, normal nether quartz, bir de dust. Hep şu anda oluştu. 2 tane. Tamam. Artı 5 tane de demir istiyordu değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle de yanılmıyorsam. 3 buraya. Evet. Flux protection. Tamam. Sen şuraya geç. Sen de şurada şarj ol bakalım. Sen buna mı bağlanmak istiyorsun? Oraya da bağlanmalı. Sen neyin enerjisini istiyorsun? Aa, sen şey istiyorsun. Applied Energy etkisi kendi sellerinden. Nerede o? Şunlardan. Enerji sel. İnşallah en basitini istiyorsundur. Yoksa ben seni yapamam. Çünkü o kadar şeyim yok charged. Son 4 kaldı. Bir, iki tane lazım bunun için. Oo.
Bunun dastı mı lazım sana? Evet. Bir tane veriyorum değil mi? Yapacak bir şey yok. Tamam, 4 ondan 4 ondan. 4 tane normal. 1, 2, 3, 4. Normali daha sık bulunuyor da. Sen ne diye oraya birleşmiyorsun? Arkaya birleşir misin? Evet, bu da aynı kablo. Ha yok, bu import bus. Ben de ne yapıyorum? Sen buna birleşiyor musun şimdi? Evet. Sen bir şarj ol bakalım arkadaşım. Sendeki enerji durumu nedir arkadaşım? Yarım milyon daha var. Tam olması sana biraz yellow atarız. Tamam, sen geri git. Şimdi Mi Security terminali yapalım. Oh, ne kadar basit şeyler istiyorsun sen benden. Tamam, sen elmastan yapacağız. Senden zaten var. Mi chest. Bu var. Hadi bakalım. Eliminate. Ben alayım. Gel bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen şuraya bir gel. 10 tane bununla yapacağız. Logic Press. Burada bana silikon lazım olacak. Alttan alayım da bakayım burada dust var mıydı ya. Dust diye yazalım bir. O varmış. Nedir quartz dust? 19 tane. Tamam, sen şuraya yukarı git. Şunları hemen silikona çevirelim. Sana devam edelim. Tamam. Senin içinde silikon var mıydı? 3 tane varmış zaten hazırda. Ha, astral silver'ı buraya koymuştum değil mi? Doğru. Doğru, bir tane veriyor. Quicksilver'ın içine ne varmış? Bu ne diye ben hiç araştırmamışım. Eğer senin içinde varsa... Ah yok. Maalesef. Devam edelim. Silikonlarımız doluyor. Bu arada ha, panel. Ha, illuminated panel. Tamam, bize illuminated lazım. Formation core. Tamam, o da var. Annihilation core. Onunla da iki tane var. Tamam. İyi, o biraz basit olacak. Devam edelim. Silikonlar devam ediyor. Sen yalla uğrayayım. Yok, magma alırmış. Gereğinden fazla da güç üretmek istemiyorum. Sen şurada bir pulverize ol. Tamam. Sen ne durumdasın? Hala şarj ediyorsun. Tamam. Ha, bu arada bu wireless access point'un ulaştığı mesafede pek o kadar iç açıcı değil.
16 metre yani 16 blok ileri gidiyordu. İki tane wireless booster yaptım. Henüz o yetmiyor. Bunu bir 10-15 tane yapmam lazım. Yine en azından adanın sonuna gittiğim zaman orada Towncraft'la uğraşırken wireless charger'ım çalışsın. Yani 2000 blok öteden de çekmesini istemiyorum. Ama en azından bana şu 3 adanın içinde yetişecek kadar yetse yeter. Onu da şöyle göstereyim. Ender tozu falan istiyor. Booster. Flux Dust. Ender Dust. Normal Surtus Quartz veya Charged Surtus Quartz. 3 tane de demir. Bu arada onları da göstereyim. Aşağıda Ender Lily'lerim sürekli şey yapıyor. Büyüyorlar. 3 tane vardı. 7 tane daha ürettim. Şu büyümemiş. Bu 86'da. Ara sıra böyle geliyorum. Da şu örümcek beni korkutuyor. Yemeği yine bitirdik. Hadi hayırlısı. Şu da son. Ondan sonra silikonları yapacağım. Şimdilik bana 10 tane lazım. Siz gelin. Silikon pres yukarı. Şu 12'yi yukarı yollayabilirim. Sen kaç enerji alıyorsun böyle ya? 300 bin falan mı? Redstone'um yeter. Şurada hazırda yemek var mı? Cheesecake varmış. İki tane hamburgerim var. Bir tane patatesim var. Bir tane ice cream var. Tamam. Bu fazla zaten doldurmuyor. Tamam. O yeterince yememiz varmış. Devam edelim silikonlardan. İnşallah bu sefer seste bir sorun olmaz. Yoksa yani ne atacağım bilemiyorum akşamı. Biraz daha acele etmem lazım. Şimdiden 36 dakika olmuş. Son 3. Bir, iki, üç. İki, üç. Daha sonra bunları burada birleştiriyoruz. Bunlar bana şimdi bu kadar lazım. Çünkü 1K'dan 16K'ya çıkmam lazım. O yüzden bunlar 9 tane yaptım. Bir tane de şey için yaptım işte mid chest için herhalde. Tekrardan bakalım da. Terminal. Yani mid chest. Bunu yapabilmek için burada da bir tane istedi. Yani bu da 10'uncusu. Aslında şunu yapabilirim hemen. Bu burada uğraşırken. Sen gel. Mid chest. Ne eksik olan ne? Ha. Nasıl ya? Fluix. Tamam var sen. Senden var bir tane. İki tane de demir mi eksik kalıyor? Hop gece olmuş hemen bir yatalım. Çünkü etrafta aydınlanmamış yerler var. Ne demiştik ya şurada? Chest.
Allah Allah. Ha, Mi Terminal yapacağız ilk önce. Tamam, onu yaptık. Mi Chest. Ha, bir tane cam eksik. O basit. Chest'i yaptık. Bunun bir üst versiyonu vardı aslında Inscriber'ın. Onu da stackleyebiliyorduk bunları. Böyle başına beklemeye gerek olmuyordu. Inscriber. Bu mod paketinde yok mu? Knowledge Inscriber. Atomic Energetics. Ha, o Atomcraft'ın ilerleyince oluyormuş. Tamam. 9. Şimdi 3 tane 4K yapmamız lazım. 1. 2. 3. Yo. Ne yapıyorum ben ya? Fazla yaptık. Olsun. 1, 2, 3. Etrafına 12 tane. Bu şekilde 12 tane de redstone. Üç tane böyle, onu biliyoruz. Yo, doğru, ben yaptığım şey doğruydu benim. Çünkü bundan bir tane 4K yapacak, bize 3 tane 4K lazım. Gel bakalım. Kendimden şüphe ettim bir ara. Şu şekilde. Tamam, 9 tane. Şimdi bu böyle. 4K. Yanılmıyorsam bunun için evet. Calculation prosesör lazım. 3 tane lazım bundan bana. Onun için de pure flux kristal lazım. Flux. Pure. Heh. 3 tane bunlar lazım. 1, 2, 3. İşte bunu yapması da ölüm. Bunun için rahat bir 4-5 saat AFK durmanız lazım. Suyun içine atıyorsunuz çünkü bunu. Sen buraya geç. Inscriber Calculation Press. Artık growth kristalleriniz falan olması lazım. Eğer yoksa yani bir 24 saat beklersiniz. Bunun için silikon yetmiyor şimdi bana. Silikonları yanlış hesapladık. Gel bakalım. Silikon pres. Sen gel. İki. Herhalde biz bir saatlik video yapacağız. 3. Hop. Acele ediyorum. Tamam. 3. Bir tane buraya. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Şekilde 3. Ne istiyorum geri kalan? Quartz glass. Yanılmıyorsam burada vardı. Şunları da alayım. Üstüme lazım olacak. 16K için de lazım olacak. Şimdi bunu şöyle 3 16K için ne istiyorsun benden? Glowstone onu istiyordum biliyorum. 16K.
Bir tane Engineering Express sauce. Tamam. Sen şuraya. Sen buraya. Glowstone'lar burada olması lazım. Evet. 1, 2, 3, 4. Bir tane de elmastan yapılan. Neydi onun adı? Ha. O bir tane hazır da varmış. O. Bunun için yapmışım ki hemen. Tamam. 16K storage komponent hazır. Geri kalan ne istiyordun? Mi Security Terminal. Herhalde hepsi tamam. 4 tane demir lazım. Bir saniye. 4. Bu arada eğer şarj işlemi tamamsa bu iş tamam. Sen yukarı git. Sen de içine gidebilirsin. Sen de oraya git. Mi interface'i de içine yollayalım. Sessiz. Sen de oraya git. Chest oraya gitsin. Ha, chest demişken bir şey daha yapmak istiyorum. Acaba yetişir mi bilmiyorum da. Puanlarım. Mi Security Terminal. Ya da bir sonraki bölümde şey yapabiliriz. Evet. Bu da hazır. Bunu şuraya bağlasam olur mu? Evet, bağladık. Açıldı, tamam. Sen şarj oldun mu? Hala mı olmadı? Ya, bu kadar da yeter. Bunu buraya bağladık mıydı? Evet. Şu anda linked. Evet. Görebiliyoruz. Buradan artık malzeme alıp malzeme koyabiliyoruz. Ama artık buraya gelince herhalde 18 bloğun dışına çıkmış oluyorum. Evet. Out of range. Out of range. Yani ta şurada. Bu 16 blok. Dediğim gibi biraz charged. Şundan bulmam lazım. Charged 400 quartz kristal. Çünkü bunun tozu lazım. Artı ender incilerinin tozu lazım. İkisini birleştiriyorsunuz. O range upgrade'ler yapıyorsunuz. Ya da şu arkadaştan her 16 bloğa bir tane yerleştirmeniz lazım. Hat çekerekten. Yani buradan oraya baksanız da nereden baksanız 100-150 blok var. Onu da yapabilirim bilmiyorum. Şu anda o konuda kararsızım. Şimdi bir şey daha yapmak istiyordum. Eğer hemen bulabilirsem yapayım. Bu neymiş? Brain in a jar. Bu sonradan gelmiş. Oo. Abi bir sonraki yapmak istediğim, bir dahaki bölümde şunu da yapmak istiyorum. Magical Storage. Bu backpack. Sırt çantası olarak geçiyor. Da. Runic Shielding, Augmented Ancient. Tamam. Onlar sonradan geldi. Onlarla işim yok. Alchemy'de mi? Yok. Purifying Basalt. Ha. Bak bundan da yapabilirim aslında. Bununla kendinizi yıkadığınız zaman o kötü efektlerden kurtuluyorsunuz. Çünkü bu karanlık büyüleri falan okuyorum ya. Onların kötü etkileri oluyor. Item Great. Sinister Lodestone. Allah Allah. Tamu tercih demişsin. Yok burada o değil. Basic de hiç değil. Yanılmıyor ise. Alkemiye bir daha bakalım. Allah Allah. Daha dün gördüm artifact. Başka bir şey bakarken mi? Allah. Ha işte bu şekilde elbiseler yapıyorsunuz. Bu enchanted fabrikleri bu şekilde hallediyorsunuz. Şu anda üzerimdeki elbisemi. Sonra böyle yapıyorsunuz. Bunun herhangi bir koruması yok. Yani sadece bu indirim için ben bunları yaptım. Yani gördüğünüz gibi üzerimdeki koruma deriden bile daha az. Allah Allah. Bunlar lambalar. Çabuk bir şey çabuk büyüsün diye. Ve etrafı ışıklandırsın diye. Bunlar golemleri hareket ettirmiyor ve içeri kötü şeylerin gelmesini engelliyor.
Allah. Şaşkınlık içerisindeyim. Artifact. Ya da bir yerden gözden kaçırıyorum şu anda. Hungry Chest diye bir şey var. Golomancy de değildir herhalde. Ha, buradaymış. Ha. Herhangi bir ağaç. Ve bir tane de trapdoor. Trapdoor'um var mıydı? Bir uyuyalım hemen. Ha, varmış bir tane. Lock var mı? Herhangi bir lock. Greatwood lock da kullanmak istemem. Spruce, tamam. İki tane şundan alalım üstümüze. Dikkat etmedim kaç puan istiyordu ama. Şöyle. Tamam, seni. Az sonra bölüm arasında yapacağım. Yeterince puana ulaşınca. Ha, fazla da istemiyor musun? 2.7. Hungry Hop, ne yapıyorsun ya? Sen değil. Chest'i koyacaktım. Bu chest şöyle bir şey. Eğer üstüne bir şey atarsanız yiyor. İçinde şu anda. Ama mesela şöyle attığınız şey buraya atarsanız yemez. Yani attığınız şey buna temas etmesi lazım. Gördüğünüz zaman yiyor. Yani herhangi bir köşesinden bu chest'e dokunuyorsa attığınız şey yiyor. Ama yani şurada bir şey düşürdünüz. Bunu almaz. Çok da güzel bir sesi var. Şöyle biraz sesini açayım size. Çok hoşuma giden bir chest. Yani bir dropper'lı sistem yaparsanız, bu dropper'ı tam ona baktırırsanız, bu attığınız atılan her şeyi yiyor. Oldu, şimdilik burada veda edelim. Şunu sesini kısayım tekrardan. Dediğim gibi bir sonraki bölüm şu nohutları taşıyacağız. Artık asayı yapmış olurum. Bu ağacın içine sıkışmış olanları çıkartamam ama şu boşlukta olan şurada bir iki tane var. Onları falan taşıyacağım base'ime. Ki artık deli gibi oralara da gitmeyeyim diye. Ondan sonra şu arkadaşları yapacağız. Node Stabilizer ve Advanced Node Stabilizer. Bunları yaptıktan sonra nodeları bunların üzerine yerleştireceğim ki ne birbirlerine saldırmasınlar diye. Daha sonra ortasına bunu koyacağım ki ne şu ikisini onların gücünü alıp asama yerleştirebileyim. Artı bu kolyemi de istersem değişik kolyeler de yapabilirim ama şu anda üstümde olan kolyeyi de bu aracı sayesinde doldurabiliyorum. O da bana ekstradan puanlar veriyor. Bandımın içindeki enerji bittiği zaman kolyeden doldurabiliyorum. Onlardan sonra Botanya'ya gireceğiz. Botanya'dan biraz devam edeceğiz. Cumartesi günü de artık canlı yayında görevleri yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Herhalde ondan sonraki haftada paketi bitirmiş oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada yani gösteremediğim şeyler vardır mutlaka ama gerçekten 40 dakikalık bir videom yok oldu. Sadece ses olmadığı için. Sessiz de izleriz diyorsanız öyle sessiz bir video atarım. Dinler şey bir şeyi sadece izleyerek de bakabilirsiniz. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.